Batman Oğulları'nın hareketi gündemde. Bu adamlar ne yapmaya çalışıyorlar? Dinde baskı yoktur. Rahat rahat giyinip hep beraber toplanıp sohbetler edebiliriz mi demek istiyorlar. Batman Oğulları tanır mısınız ve onun din anlayışı hakkındaki görüşünüz nedir? Tanımıyorum. Kendisiyle hiç görüşmüşlüğüm yok. Şimdi böyle işte soru sorulduğu zaman bu ne yapıyor? Bu neyin nesidir falan diye sorulduğu zaman ancak bakıyorum. Böyle birkaç tane arkadaş da baktı, söyledi. Şimdi burada üç konu var. Üç konuda yanılıyorlar. Yani Adnan Oktar, onun yanındakiler, o programları yapanlar, oraya toplananlar, oradan gidenler, üç konuda delalet içindedir. Birisi zenginlik meselesi. Aşırı zengin, lüks bir hayat sürmektedirler. Bu Kur'an'a aykırıdır. Peygamberin yaşantısına dönmeleri gerekir. Eğer peygamberi seviyorlarsa. Peygamberimiz öyle zengin ve lüks bir hayat sürmemiştir. Bilinçli bir şekilde Medine'nin toprak damlı evinde Medine'nin en yoksulu nasıl yaşıyorsa öyle yaşamıştır. İnsanlar açlık ve sefalet içerisinde yaşarken, insanlar evlerine ekmek götüremezken, 5,5 milyon yoksul, 5,5 milyon askeri ücretli, 13 milyon yoksul, 30 milyona yakın insan fukaralığın pençesinde kıvranırken böylesi bir memlekette öyle vur patlasın, çal oynasın, zenginlik, sefahat ve lüks içerisinde yaşamak bir Müslümanın yapacağı bir şey değildir. İhtiyaçtan fazla ellerinde ne varsa derhal yoksullara infak etmeli, sade ve mütevazi bir hayat sürmelidirler. Kur'an'ın prensiplerini söylüyorum. İster uyar, ister uymaz. Beni ilgilendirmez. İkincisi, bir keresinde baktım, kızlar, kadınlar dans ediyor. Yani Tutti Frutti programı gibi. Öyle yapsın daha iyi yani. Bu Diliman işinden ben de vazgeçsin. Tutti Frutti, Adnan ve kedicikleri diye bir program yapsın. Gençler de onu seyretsin gece 01'den sonra. Kırmızı işaretli. Böyle daha iyi. Bu Kur'an Muran anlatmayı bıraksın yani. Eğer reyting istiyorsa. Böylesi bir hayat olmaz. Yani düğünlerde, Anadolu'da halay çekilir. Davul çalınır, zurna çalınır. İnsanlar giyinik bir şekilde öyle köylerde falan çoğunuz halay çekmişsinizdir yani. Bu halay bir İslami kültürdür. Ama onunki böyle bir halaya falan benzemiyor ki. Kadınlar ortaya çıkıp göbek atıyor, dans atıyor. Dolayısıyla bu da delalet ve sapkınlıktır. Bundan da vazgeçmeleri gerekir. Üçüncüsü de onlar bu evrim teorisi meselesine çok fazla kafayı takmış vaziyetteler. Evrim İslam'a uygundur. Kur'an'ın evrim teorisine karşı çıkacak bir ayet falan yoktur. İnsanlığın yaratılışı evrim süreçleri şeklinde de olabilir. Bu anlamda evrim Allah'ın en büyük ayetlerinden birisidir. 700 bin yıllık süreye yayılan muazzam bir yaratılış tecellisidir. Bunlar bilimsel araştırmalardır. Getirip de bunun karşısına Kur'an'ı koymak, yaratılış vardır, evrim yoktur filan diye dinle bilimi birbiriyle tokuşturmak Katolik Kilisesi'nin yapacağı bir şeydir. İslam'da evrimi savunan bir sürü alimler vardır. Bir dördüncü şey daha var. Onu da söyleyeyim. Buradan nasihat etmiş olayım yani. Böyle bak aşağılamadan ben nasihat ediyorum. Uyarsanız uyarsınız, uymazsanız uymazsınız. Dinlemezseniz de dinlemeyin. Mehdilik. Yani kendisinin Mehdi olduğuna getiriyor sözü. Öyle bir Mehdilik takıntısı var yıllardır. Mehdi Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında bir Mehdi yoktur. Yol gösterici yani Allah'ın kitabıdır.
Hadislerde anlatılan Mehdi anlatıların tamamı uydurmadır. Hiçbirinin aslı faslı olmayan uydurmalardır. Geçmişte binlerce Mehdi ortaya çıkmıştır. Her biri de uydurma hadislerle kendini vaat edilen Mehdi'nin olduğunu iddia ederek milleti etrafına toplamış, sömürmüş ve söğüşlemiştir. Birçoğunun da ırzına tecavüz etmiştir. Öyle alçakça işler yapanlar da olmuştur. Mehdilik vaadi insanların sömürülmesinin araçlarından birisi olarak tarihte çok çok kullanılmıştır. Eğer İslam'a, memlekete, insanlara hizmet etmek istiyorsanız kardeşim, Allah'ın kitabını yaşayın ve insanlara bildiklerinizi anlatın. Böyle kurtuluşçu teolojilerle ben ortaya çıktım, milleti kurtaracağım, düşün peşime, getirin paraları diyerekten insanları kandırmanın bir alemi yok. Son olarak da onları izleyenlere, onlara ilgi gösterenlere bir şey söylemek istiyorum. Kardeşim, madem öyle, böyle şeylere prim vermeyin. Birisi çıkar da lüks ve zengin bir hayat sürerse, böyle kadın kız oynatarak işler yaparsa, ben sizi kurtaracağım, düşün peşime, getirin paraları derse, ona yüz vermeyin. Yüz vermeyin. İzlemeyin, takip etmeyin, almayın. Bu kadar.